Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişim sürecini tanıyabilmek. Uluslararası örgütler ulus devletin ortaya çıkışı ve uluslararası sisteme hakim olmasıyla görünmeye başlamıştır. Bu yönüyle modern bir siyasal sistemin önemli bir unsuru olan uluslararası örgütlere daha çok 19. yüzyılda rastlıyoruz. 1648 yılında Avrupa'da 30 yıl savaşlarını sona erdiren Vesfalya Anlaşması bir yönüyle dünyanın en kanlı savaşlarından birini sona erdirirken diğer yandan uluslararası sistemi kökünden değiştiren bir egemenlik anlayışını da dünya sisteminde hakim kılmıştır. Egemen eşitlik ilkesi etrafında yeniden oluşan yeni düzene Fransız ihtilalinin yükselttiği milliyetçilik hareketi de yeni bir ruh vermiş ve dünya sistemini uluslar sistemi ya da uluslararası sistem denmeye başlanmıştır. Bu sistemde devletler uluslararası örgütler kurarak işbirliği yapma imkanı bulabilmişlerdir. Bir başka deyişle uluslararası örgütlerin ortaya çıkışında Vesfalya Anlaşması ve onun getirdiği egemenlik ve eşitlik anlayışı belirleyici olmuştur. Buna karşılık uluslararası örgütlerin yaygınlaşması için 19. yüzyılın başını beklemek gerekmiştir. Bunun temel nedeni ülkesel ulus devletlerin yaygınlık kazanması ve bu devletler arası ilişkilerin barışçıl bir dönemde artış göstermesidir. 19. yüzyıl bu açıdan Avrupa'da uluslararası örgütlerin yaygınlık kazandığı bir büyük başlangıç dönemi olmuştur. Ulusal egemenliğin yeniden tanımlanması sürecini açıklayabilmek Küresel bir bütün olma özelliği kazanan yeni dünya sisteminin devletlerin işbirliğine dayanmakta olduğunu ve bu sistemin teknik ve belirli dar alanlarda ortaya çıkan uluslararası kurum ve kuralların düzenleyiciliği esasında geliştiğini gözlemlemek mümkündür. Uluslararası örgütler, uluslararası alanlarda eş güdümlü bir işleyişi mümkün kılarak hükümetleri bir araya getirirken, yarattıkları yeni örgütsel çerçevelerle de devletin karar alma ve bu kararları uygulama esaslarını temelden etkilemektedir. Ortaya çıkan yeni durum, bir yandan iç ve dış politika arasındaki çizgiyi, öte yandan ekonomik konularla güvenlik konuları arasındaki ayrımı ortadan kaldırmakta ve sonuçta devletin işleyişini bir bakıma yeniden tanımlamaktadır. Devletler özelliklerini ve egemenlik yetkilerini bir bakıma korumakla birlikte söz konusu egemenlik anlayışı nitelik değiştirmeye başlamıştır. Gelişen uluslararası hukuk ve uluslararası örgütler sistemi içinde ulusal egemenlik mutlak olmaktan çıkmaktadır. Ulusal hukuk evrensel normlara uymak durumunda kalmaktadır. Bu çerçevede uluslararası örgütlerde önemli bir işlev görmektedir. Bu gelişim, uluslararası örgütlerin teknik işbirliği ve eşgüdüm organı olmaktan çıkıp giderek siyasal anlamda evrensel normların koruyucusu niteliği kazanmasına da yol açmaktadır. Uluslararası örgütlerin ortaya çıkışının devletler üzerinde yarattığı siyasal etkiyi tartışmak. Günümüzde uluslararası aktör olarak devlet hala önemini korumaktadır. Devletin belirleyici olduğu bir dünya düzeni de esas olarak varlığını korumaktadır. Öte yandan devlet dışı aktörlerin uluslararası sistemde önem kazandığını da gözlemliyoruz. Bu durum, devletin uluslararası politikadaki konumunu ve dış politika belirleme ve uygulama şeklini kökten değiştirmektedir. Bugün devletin yanı sıra çok uluslu şirketler, hükümet dışı örgütler ve çeşitli ulus ötesi baskı grupları küresel elitlerde uluslararası aktörler olarak uluslararası sistem kapsamı içinde etkinlik kazanmaktadır. Uluslararası örgütlerin gelişiminin uluslararası sistemi ne yönde değiştirdiğini ve değiştireceğini yorumlayabilmek. Küresel ölçekte ortaya çıkan bu örgütsel ağ başta ekonomik ve teknik alanlar olmak üzere siyasal sistemin de bütünleşmesine yol açmaktadır. Ancak devletlerin ortadan kalktığını ve küresel bir dünya devletine doğru gidildiğini iddia etmek mümkün değildir. Burada söz konusu olan devletler arasında ve daha doğrusu toplumlar arasında sıkılaşan bağların yarattığı karşılıklı bağımlılıktır. Karşılıklı bağımlılığın esas olduğu bir yeni dünya düzeni ortaya çıkmaktadır. Bu yeni dünya düzeninde devletin yetkileri bir oranda sınırlanmıştır. Karşılıklı bağımlılık olgusu devletin hareket alanını daraltmış yine de devlet temel uluslararası siyasal birim bir başka deyişle aktör olarak kalabilmiştir uluslararası örgütlerin varoluşunu açıklayan teorileri tanımlayabilmek. Bir uluslararası bütünleşme teorisi olarak işlevselciliğin en önemli yazarı David Mitreni'dir. Mitreni, uluslararası örgütleri yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilerleyen teknolojinin yarattığı karşılıklı bağımlılık olgusunun bir sonucu olarak görmektedir. Mitreni'ye göre uluslararası örgütler, uluslararası düzeyde işbirliği yapılmaksızın gerçekleştirilmesi imkansız olan işlevler üzerine kurulmuştur. Yine Mitreni, uluslararası örgütlerin bir işlev görmek üzere inşa edildiklerini belirtmektedir. Uluslararası sistemde güvenlikle barışın korunması yönündeki kaygıların da uluslararası örgütlerin ortaya çıkışında etkili olduğu gözlemlenmektedir. Güvenlik toplumu modeli bu kaygıların ışığında ortaya konan önemli bir model olmuştur. Karl Deutsch, savaşın imkansız hale geldiği bir uluslararası toplum modeli olarak güvenlik toplumu modelini ileri sürmüştür. Güvenlik toplumunun kurumsallaşma sürecinde atacağı ilk adım, ortak karar alma ve sorun çözme mekanizmalarını yaratmak olmaktadır. Uluslararüstülük anlayışı, Ern tarafından yeni işlevselcilik olarak adlandırılan bir teori içinde ve özelde Avrupa Birliği'nin gelişimini açıklayacak şekilde ortaya konmuştur. Haas'a göre ekonomik ve teknik sektörlerde ulus ötesi grupların ulusal sınırların kısıtlayıcılığından kurtulmalarını sağlayacak bir örgüte ihtiyaç duyulacaktır. Devletler bunun için yeni bir örgüt yaratacak ve bu örgüte egemenlik alanlarının bir kısmını devredeceklerdir. Devletlerin egemenlik yetkilerinin bir kısmını devrederek kurdukları bu örgüte has ulusüstü örgüt demektedir. Ulusal toplumu oluşturan çıkar grupları uluslararası bütünleşmenin faydalarını gördükçe ortaya çıkan yeni bölgesel uluslararası örgüte daha çok bağlanacaklar ve aidiyet duyguları ulusal plandan uluslararası plana kayacaktır.